Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yoruma hoş geldiniz. Ancak bugün piyasalar yorumu kısmını biraz kısa tutacağım. Çünkü zaten Perşembe günü Amerika'da Şükran günüydü. Cuma günü de Kara Cuma yani böyle bir alışveriş zamanı. Ondan sonra da iki günlük tatilleri var. Uzun tatil olduğu için piyasa bunu daha önceden fiyatlamasını yaptı, bitirdi. Yani biz de zaten Perşembe günü yorum yapmıştık. Ben de o zaman demiştim hatta Twitter'dan da Piyasalar için en önemsiz gün bugün yani Amerika'daki Şükran Günü'nün olduğu gün dolayısıyla bir şey olmadı. Bu dört günlük süre içerisinde pazartesi günü de piyasa açıldıktan yani borsa açıldıktan yarım saat sonra yorum yapacağım için o zaman da pek bir şey söylemeyeceğim. O zaman fırsat bu fırsat sadece bir günlük bir borsayı değerlendirmek yerine biraz böyle 2024'te neler olabilir ve neler yapmalıyız kendimizi nasıl korumalıyız onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum bu videoda zaten pazar günü rahat rahat izlersiniz bir şey hemen alayım mı satayım mı gibi bir sıkıntıya girmenize gerek yok şimdi şöyle öncelikle Hükümet ne yapmak istiyor? Çok önemli açıklamalar vardı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hem Mehmet Şimşek tarafından çok önemli açıklamalar vardı. Bütün bunları bir araya getirip öyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şöyle. Şimdi bir kere para piyasası tarafına iyice odaklanmış durumdayız. Yani bu faiz işte 42 buçuk mu olacak, 45 mi olacak? Onun öncesinde faiz artışı 250 mi olacak, 500 mi olacak? Bunları tartıştık. Şimdi de e, 250, 42 buçukta bitecek, 45'te mi bitecek? Bunları tartışıyoruz. E, fakat bir enflasyonla mücadele yapılacaksa, enflasyonda kalıcı bir düşüş olacaksa, sürdürülebilir bir düşüş olacaksa ve bu düşüşünde neyin düşüş olarak kabul edeceğimiz bir de önemli burada. Neyse öyle bir şey olacaksa bunun tek başına para politikasıyla olması mümkün değil. Yani sadece faizi artırarak bu işi çözmeniz mümkün değil. Faizi arttırmadan çözemeyeceğinizi de zaten gösterdiniz. Faizi düşürerek bu işi çözeriz dediler. İşte 19'u beğenmiyoruz dediler. İndirdiler 8.5'a. Şimdi 40'a getirdiler, yetmiyor o noktasındayız. E, faizi indirerek çözmek mümkün değil. E, dünyada da zaten çözen ülkeler, faiz de bu işi çözen ülkeler ya faiz artışını hızlı yapmış. Mesela İngiltere Merkez Bankası gibi yavaş yavaş yapmamış, geriden gelmemiş. E, böyle hızlı yapmış Amerika gibi e, ülkeler çabuk netice al, al, almış. Ya da işte İngiltere'deki gibi e, daha geriden gelse daha uzun zamana yayılarak bir netice almışlar böyle ama faizi indirerek netice almak mümkün değil bu işlerde. Bir kere bunu görmüş olduk ama bir sürekli olarak para politikası konuşuyoruz. Para politikası konuşmalıyız çünkü faizi artırmadan bu işin olması mümkün değil. Şimdi önce o zaman bir kere para politikası konusunda söyleyeceklerimi söyleyip geçmek istiyorum. Para politikasında diyorlar ki biz pozitif reel faize yani yakınız şu anda. Demek ki kafalarında 45 falan gibi bir şey var maksimum. Ondan sonra duracaklar. Bilemedin 42,5 diyecekler, duracaklar. Şimdi bu pozitif reel faiz mi olacak? Kim kim pozitif reel faizi neye göre hesaplıyor? İşte diyor ki bugünkü faiz ne? Gelecekte olacak enflasyon ne? Gelecekte olacak enflasyonu neye göre yapıyorsun? böyle bir biz bir kendimiz hesap yaptık diye bir şeyleri var. O zaten 30 küsür muydu? Neydi? Öyle bir şeydi. O hesap zaten unutuldu. Ee, yani bir, bir şeyisi yok. Bir geçerliliği yok. Yani ben kafadan hesap yaptım. E Şahap Kavcı o zamanda da bu sene sonu için 22 ya hesabı yapmıştı. Aynı Merkez Bankası. Aynı uzmanlar çalışıyor. Ne oldu? Yani değil mi? İnsan bunu bir sorgular yani. Dolayısıyla onun yaptığı hesabın bir geçerliliği yok. Kendileri bir anket yaptırmışlar. Anket diyor ki işte 44 küsur da var. 44 olacak. Yani 45 verdiğin zaman üstündesin gibi. 44 olacak diyor ankete. Ankete katılanlar hep yanılmış zaten. Yani geçen sene de yaptıkları, bugün şimdi 61 değil, geçen sene de bu anketi yapmışlar. Arada dağlar kadar fark var yani. Demek ki bu iş anketle de olmuyor. Yani bunun tahminini ölçemiyorsun. Üstelik ankette de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi herkes yanılabilir neticede. Tahmin yapıyorsunuz yani. Tahmin doğru olacak, isabetli olacak diye bir şey yok. Arka arkaya 1 iki senede yanılabilirsiniz. Ama bu yanılmalar hep nedense daha düşük tahmin etme şeklinde olmuş yani madem burada bir yanılma var daha da yüksek tahmin edilebilirdi belki değil mi hiç öyle bir şey olmuyor ama hep düşük tahmin ediliyor dolayısıyla bu tahminlerin de öyle çok bir geçerli yok yani ben pozitif real faiz falan verildiğini ya da 45'e çıkıldığında pozitif real faiz ulaşıldığına inanmıyorum yani ulaşılacağına inanmıyorum bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu para politikası halen daha negatif kalmaya devam edecek. Yani e, genişlemeci kalmaya devam edecek. Sıkı para politikası falan olmayacak bana göre. Diyelim ki kendilerinin hesabına göre kendi anketlerine göre öyle oldu. Öyle ya. Peki de bu de Bush'in maliye politikası kısmı var. İşte zaten cambaza bak kısmı bence bu para politikasının üzerinde bu kadar konuşmamız yüzünden. cambaza bak kısmı şöyle. Maliye politikasında iki şeye bakıyoruz. Bir bütçe. Bu bütçede bir tasarrufa gidilecek mi? Kurumlar tasarruf yapacak Mehmet Çimşek yapılacak dedi. Çıktı kendisi. Bütün bakanlıklara gönderdi. Ek bütçe istemeyin dedi. Tasarruf dedi. Bilmem ne. Tasarruf yapılacak mı? Mesela bir kurumun bütçesi %151 arttırılması teklifi gelmiş meclise. %151. Şimdi bir tarafta diyorsun ki enflasyon %61. yeniden değerleme 58 bilmem ne. %151 ne demek? Yani bu kurum nasıl bir kurum ki gidecek böyle çok büyük teknoloji yatırımlarımı yapacak? Çok büyük böyle ihtiyaç nedeniyle inşaatlar mı yapacak? Ne yapacak yani? Diyanetten bahsediyoruz. Yüzde 151 artacak diyor. Demek ki böyle bir tasarruf falan yapılacağı yok bu işlerde. Bu da bunun bir güzel bir örneği. Başka örneklerde zaman içerisinde çıkacaktır. Bu bir gösterge. İkincisi Mehmet Şimşek önemli bir şey söylüyor. Şimdi diyor bankalar isterse yapsın şeyini Enflasyon muhasebesinde ama diyor vergi açığı çıkıyor. Dolayısıyla diyor biz bu vergiyi de almak istiyoruz. Bankalara enflasyon muhasebesi vergi açısından yok. Yani olmayan kazanmadığı paranın enflasyon nedeniyle e, kazanılmış gibi görünen paranın vergisini de verecekler. Öyle yani bu, ver, bu vergi nedeniyle e, bir kural varsa herkese uygulanmayacak adamına göre uygulanacak. Çünkü biz vergi almak zorundayız. Bu zaten rasyonel zemin değildir. Bu irasyonelliktir. Rasyonel zemine dönmekten başka şansımız yok diyordu ya. İşte bu irasyonelliktir. Bir kural varsa herkese göre uygulanması lazım. Ama diyelim ki tamam böyle bir ihtiyaç var. Bunu da bankalara uyguluyor. Bunun ne zararı var? Sen bu bankaların ortağı mısın? bankan mı var? Nedir yani falan diyebilir bir kısım e, cahil kesim. Şimdi buradaki olay şu. Banka da bunu kredi faizlerine ve de e, ve de komisyonlara yansıtmak isteyecek. Parayı zaten çıkartmak isteyecek. Ne diye adam gitsin boş boşuna ve kazanmadığı parayı vergi diye verip öz sermayesinden kaybetsin ki. Yani onun maliyetini de ya şirketlere yükleyecek. O zaman o şirketlerde dönüp tüketiciye bizlere yükleyecek ya da doğrudan bizlere yükleyecek komisyonlar artacak ee, bir kombinasyon olacak yani sonuçta bize gelecek olay yani buradaki devletin fazla harcaması tasarruf etmemesi e, bir şekilde bize dönecek maliyet olarak yani e, maliyetler arttığı için de dolayısıyla enflasyonu da arttıracak bir şey bu İkinci bir konu da bunun için daha fazla borçlanması gerekecek. Hazinenin. Çünkü bunun finanse, finansmanı lazım. Nereden gelecek bu para? Yani ya vergiler daha da artacak? Olabilir. O zaman o da bizden çıkacak. Fiyatlar daha da artacak. Nasıl e, akaryakıttaki vergi artınca fiyatlara direkt yansıdı. Bizden de böyle bu çıktığı Halen de çıkmaya devam ediyor ya da işte bir de e, tabii ki hem bu şekilde olması normal yani yapmaları vergiyi arttırmaları ve bunun bize yansıması bir de yetmiyor ama çünkü halen daha bütçe aç var finanse etmek için de borçlanacak ne olacak tl borçlanacak zaten faizler düşük. Kendisi pozitif reel faiz diyor. Kendi çalıyor. Kendisi inanıyor. Ben yani ben inanmıyorum. Çünkü inanabilmemiz için bir kere öncelikle enflasyon düzgün ölçülüyor mu? Bu hangi veriyi, hangi kaynaktan, hangi tarihte kaç olarak aldın? Bunu açıklıyor mu TÜİK? Açıklamıyor. Ben diyor sonucu açıklarım. işine gelirse diyor. İşte bir dava açıldı, danıştaya gidildi bilmem ne, işte sendika falan. Hiç beni ilgilendirmez diyor adam. O zaman ben de inanmıyorum senin açıkladığın enflasyona. O zaman enflasyona inanmayınca da zaten pozitif reel faize de ben inanmıyorum. Kendileri öyle söyleyebilir. Şimdi aslında düşük faizden borçlanıyor. Bunu da piyasadan borçlanacak. Burada da e, sizin bunu finanse etmenizi istiyor. Nasıl yani? Yani sizin e, TL TL Mevduat yapmanızı ya TL para piyasası fonu almanızı Ya TL bu e, tahvilleri almanızı istiyor aslında. Siz finanse edeceksiniz yani ve ne, neticede bu gidişat şudur. Bu enflasyonda bazı etkisiyle diyebilirsiniz geçici bir düşüş olabilir ek olarak burada doları baskılayacağını söylüyor. Tabi bu şekilde söylemiyor da dışarıdan bize diyor büyük e, ciddi bir fon akışı olacak diyor. Bak seçim sonrası fon akışı ciddi artar diyor. Bu sene sonuna doğru olacaktı. Bakın hatırlayacak olursanız e, bize bir paralar gelecekti. Sene sonuna doğru da bu paralar gelecekti. Şimdi artık 26 Kasım bu önümüzdeki bir ay içerisinde gelmeyeceğine ikna olmuş ki seçimden sonrasına artık tarih veriyor. Öteledi. Halbuki sene sonunda gelecek bu paralar diyordu. JP Morgan toplantısı yaptılar. İstanbul'da JP Morgan toplantıyı ayarladı. Yaptılar. Ondan sonra bir gazeteci dedi ki, çünkü açıklamadılar ne olduğunu, ikna olmadılar dedi açıklananlardan. O yüzden yatırım yapmıyorlar dedi. Hemen dezenformasyonla mücadele devreye girdi. Bu yanlıştır dedi. İkna olmuyorlar falan diye bir şey yok. Ondan sonra Mehmet Şimşek'in kendisi çıktı. Bekle görme modundalar dedi. Yani ikna olmadıklarını henüz yatırım yapmadıklarını teyit etmiş oldu. Şimdi hala da bekliyor adamlar aslında bu durumda. Sene sonu gelecek denen Bunu ötelemiş. Dışarıdan bize para gelecek diyor. Bakın ondan sonra ee, diyor ki. Diyebiliriz. Bizim diyor rezervimiz çok güzel arttı diyor. Ee, diyebilirsiniz ki sıvaplar şöyle böyle. Yerel bankalarla olan sıvap onların ihtiyacında bina yapılıyor. Yani e, keyfimden yapmıyorum diyor. Çünkü döviz kredisi talebi sınırlı ama TL kredi, kredi talebi duruyor. Yani benim için önemli olan yurt dışı sıvaplardan ağrı rezerv. O da pozitif hem de güçlü pozitif. Yani diyor ki yurt içindeki sıvapların hiçbir önemi yok. O yüzden sıvap hariç e, bakmak yerine yurt dışı sıvaplar hariç rezerve bakmak lazım aslında. O da zaten pozitif. Bizim rezervimiz güçlüdür falan mesajı veriyor. E, yani bize dışarıdan para da gelecek. Rezervimiz de güçlü. Ek olarak da... E, çok daha önemli bir şey söylüyor burada kur kur hakkında bir şeyler söylüyor Ben prensip olarak diyor kur konularında seviyeye ilişkin çok yorum yapmam Çünkü bizim bir seviye hedefimiz yok diyor ve Türkiye'de şu anda dalgalı bir kur rejimine sahip diyor seviye hedefi yokmuş ve, ve e, ek olarak da şöyle. Sadece kur korumalı dönüşlerde Merkez Bankamız döviz talebini karşıladı. Onun ötesinde şu an itibariyle bir müdahalemiz söz konusu değil, olmayacak da diyor burada. Şimdi bu noktada şuna bakmamız lazım artık. Artık artık bakmamız lazım. Bu gördüğünüz dolar TL grafiği. Şurası Temmuz. Ee, şöyle Ağustos'a da getirebilirim. Şimdi Ağustos. Ağustos başından beri dolar, kri... ee, dolar TL grafiği. Şurada işte faiz e, artışı olduğu günkü hareket. Şimdi serbest kur rejimi var demek ki biz de müdahale etmiyoruz demek ne demek? Kendi Kendine oluyor bu demek kendi kendine piyasada böyle oluyor. Burada kendi kendine olan bir şey var mı? Hı? Kendi kendine bir şey var mı? Şunu da kapatıyorum tekrardan. Kendi kendine olan bir şey var mı burada? Bu kendi kendine mi olmuş sizce? Serbest kur rejimi olan birkaç kurla e, karşılaştırmak istiyorum. Mesela dolar kurunu yani dolar TL'yi biz Eskiden Dolar-Güney Af Dolar Afrika randı ile karşılaştırdık. Bayağı da paralel giderdik. Şimdi karşılaştırdık. Mavi. Bir paralellik var mı? Yok değil mi? Peki Dolar-Meksika pezosunu da eklesek buraya. Meksika pezosunu da ekledik. Turuncu. Orada da bir paralellik yok. Yalnız Dolar-Meksika pezosuyla... Nedense bakın Dolar-Güney Afrika randı arasında sanki bir paralellik var. Peki dolar, Avustralya dolarına baksak, o da sanki Meksika pezosuyla Güney Afrika randı arasında bir yere yerleşmiş gibi. Onda da bir paralellik var ama bizimkiyle hiçbir alakası yok. Bunların hepsi dolar cinsi kurlar bu arada. Kur çiftleri, şey döviz çiftleri diye. Dolar-Euro'ya bakıyoruz. Kırmızı. O da ikisinin iki şeyin ortasında kalmış. Onun, onun da bizimkinden bir alakası yok. Peki dolar sterline bakıyoruz. Mor. Onun da bir alakası yok. Peki Endonezya rupisine de bakalım yeşil. Onun da bir alakası yok. E, Güney Kore wonuna bakalım şu aşağıdaki. Orada da bir alaka yok. E bir de mesela sterlin e, bir de e, şeye bakalım mesela Mısır Pound'una bakalım. Sterlin şuradaydı. Şu mor. Bir de Mısır Pound'una bakalım. Bak Mısır Pound'unda da böyle bir tuhaflık var. Çünkü bu Mısır Pound'u zaten serbest kur rejimi değil. Düz bir çizgi gibi gidiyor. Biraz geriye gidecek olursak zaten Mısır Pound'unun da böyle tuhaf şeyler yapan kontrol edilen bir kuru olduğunu görüyoruz. Şimdi biz de Nasıl Poundu gibi böyle düz bir çizgi üzerinde gitmiyor da... ...ki eskiden giderdi. Şuralarda şahap formasyonu dediğimiz şeyler olurdu. Şuradan sonra biraz fikir değiştiğini görüyoruz. Ee, bakın böyle bir rampa şeklinde gittiğini görüyor, görüyoruz. Arkadaş bu serbest kur rejimi falan değil. Öyle görünüyor yani. Bu grafiğe bakınca ortada bir serbestlik falan görmüyoruz biz. Bunun işte dünyadaki para birimlerinin 25 Ekim'den beri dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Bu dolar kurunun düşmesi gerekiyordu. Ya da bu dolar kurunun daha fazla çıkması gerekiyordu öncesinde. Şöyle şuralara falan belki çıkması gerekiyordu. Yani burada böyle bir şey yok. Şimdi demek ki buradaki oyun şu şekilde. Hükümet hiçbir şekilde tasarruf yapmayacak. Tasarruf falan Sözde kalacak para politikasında da belli bir faiz artışı yap, yapacak ee, daha işte yaptığı bir miktar ee, kuru da serbest bırakmayacak yabancı gelmek için kurun serbest bırakılmasını istiyordu talep ediyordu ona diyecek ki biz serbest bırakmıyoruz bu kadar serbest bırakılabiliyor ee, geldiği kadar yabancı gelsin diyecek. Daha fazla döviz gelmesi beklentisiyle içeride de böyle baskılamaya devam edecek. Zaman içerisinde TL değerlenecek ve böylelikle hem baz etkisiyle hem de TL'nin değerlenmesiyle enflasyonda bir düşüş sağlamayı amaçlıyorlar. Bunu başarılı bu konuda e, uzun vadede başarılı olması mümkün değil. Ama diyelim ki kısa vadede 2024'te başarılı oldular. O zaman ne olur? Başarılı olurlarsa yani dövizi enflasyonun altında arttırmaya başarı, muvaffak olurlarsa müdahalelerle, dışarıdan gelen paralarla vesaire. E, o zaman ithalat daha da artar. Çünkü Türk lirası değerlendiği için ithal etmek daha ucuza gelir. O zaman cari açığı kapatmak daha zorlaşır. Cari açık büyür. O zaman buradaki bir takım ihracat yapan şirketler e, veya buradaki yurt dışından gelen turiste hizmet veren ekseriyetle dışındaki turiste hizmet veren işletmeler zam yapmak zorunda kalırlar dolar ya da euro bazında bunu yaptıkları zaman bu işletmelerin bir kısmı artık satış yapamaz çünkü daha ucuza satanlar vardır e, ve iflas eder e, bazı e, turizm e, işletmeleri de e, turist bulamaz müşteri bulamaz. Onlar da iflas eder yahut içerideki yerli turiste daha da bindirerek, satarak arayı kapatmaya çalışır. Zaten yerli turiste de büyük ölçüde para kalmayacağı için onlar gene iflas eder. Sonra zaten <laughs> bu doları tutmak, bu cari açığı finanse etmek mümkün olmaz. Olmayınca da zaten kurk da patlar, enflasyon da patlar. Diyelim ki e başarısız oldular. Yani kur artmaya devam etti. Dışarıda ve yani enflasyonun altında değil daha üstünde arttı. Dışarıdan da para gelmedi. İçeride de rezervimiz şöyle iyi böyle iyi hikayeleriyle de bir yere kadar bu iş götürüldü. Ondan sonra zaten serbest bırakmak zorunda kalır. O zaman kur daha da değerlenir ve enflasyon daha da çok artar. Yani bu İş kısa vadede mi patlayacak, uzun vadede mi patlayacak? Çünkü maliye tarafında öyle bir destek yok. Ayrıca seçim de olacağı için ve bir takım yerlerde de artık sıkıntılar baş göstereceği için bu faiz daha fazla artmayacağı gibi bir yerden sonra da şuna can suyu olduk, buna canan suyu olduk, kredi garanti fonunu devreye aldık, bilmem neydi garanti, şöyle kredi dağıttık falan diye gene dağıtacaklar gene enflasyonu kudurtacak. Dolayısıyla 2024 biraz daha Arjantin'e benzediğimiz bir yıl olacak gibi geliyor bana. O zaman ne yapmalıyız? Bu kadar uzun uzun anlattın 20 dakika ne, ne yapmalıyız? Gayrimenkul yatırımlarına baktığımızda ki ben de zamanında gayrimenkul alın demiştim. Sonra da dedim ki bu gayrimenkuller çok arttı. Bunlardaki artış enflasyonun altında kalabilir bir süre. Çok bir e, cazip bir tarafı kalmadı bu işlerin. Şimdi hiperenflasyona doğru gidiyorsak o zaman gayrimenkul değerlenir elbette ama biz hiperenflasyondan şu anda biraz daha uzaktayız. Daha o işlere var. Dolayısıyla bugünden gayrimenkul almak çok anlamlı değil. Yatırım için Türkiye'de gayrimenkul alma döneminin ben bir süreliğine bittiğini düşünüyorum. En yani azından 2024 boyunca bittiğini düşünüyorum. Neden derseniz, Sayın yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığımızda kira artışlarının tamamen e, insafsız bir şey ev sahipleri nedeniyle olduğu sonucunu çıkartabiliyoruz. Yani burada e, başka şeylere pek değinilmiyor. Burada bakın neden bu kiralar bu kadar arttı derseniz, bunun e, sorumluluğunun, bunun sebebinin, yani çok büyük ölçüde hükümet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Neden yanlış olmaz? Birincisi şu, sürekli olarak konut kredisi kampanyası yaparak yaptılar mı? Yaptılar. Her defasında da fiyatlar daha da arttı mı? Arttı. Yani bu kampanyalar yapılmamış olsa bu fiyatlar bu kadar artmayacaktı. Enflasyon dediğin bugün çıkar yarın düşer diyerek Kur dediğin bugün çıkar yarın düşer diyerek kurun artmasına izin verdiler. Enflasyonla e, e, faizi indirerek mücadele edeceğiz dediler. Enflasyonun artmasını izlediler. Bütün bunlar da enflasyonu arttırdı. Yani enflasyon artışında da doğrudan sorumlusu hükümet ve ekonomi yönetimi artık o hükümetin bir parçası haline gelmiş. Merkez Bankası e, para politikası kurulu. Bir de ek olarak arz-talep dengesinin, e, talep tarafının çok bozulmuş olması. Nasıl bozuldu bu talep? Şimdi bu ülkede ne kadar konut olduğu belli mi? Belli. Bunu bilir, bilir hükümet değil mi? Ne kadar insan olduğunu da bilir mi? Onu da bilir. E, bu kadar insan var, bu kadar konut var. Ne kadar yapılabildiğini de biliyorlar. Kendileri de Tokyo olarak bir şeyler yapıyorlar. Peki, o zaman bu sınırlardan bu kadar milyonlarca adam Türkiye'ye dolduğunda bu talebin, konut talebinin artacağını bilememiş olma imkanları var mı? Yok. O da zaten arttıranlardan bir tanesi. Yani daha fazla insan konut talep ediyor. Onu da o talep ettiği halde öyle bir konut yok. Burada o kadar yapılamıyor. Onların da buraya girmesini ensar ensar diyerek kendisi onaylamış böyle bir bu adamları toplayalım gönderelim falan diyenleri ters demişler. E ve o zaman geriye ne kalıyor? Dünyada fiyatlar bir miktar arttı. Dünyada bir miktar enflasyon oldu. E, onlar da maliyetleri arttırmış oldu konut maliyetlerini, inşaat maliyetlerini arttırmış oldu. Geri kalan hepsi hükümetin yaptığı yanlışlar nedeniyle. Efendim, e, peki şeyler insafsızmış ev sahipleri. Şimdi ev sahibine diyorsun ki her şeyin fiyatı fazla artabilir. Yani marketteki fiyat artabilir, benzinin fiyatı artabilir. Ben kendim yeniden değerleme oranı bu kadar deyip kendim vergilere, harçlara bu kadar zam yapabilirim. Sen 25 zam yapabilirsin. Sen 25 zam yapabilirsin diyorsun. bir takım adamlar da diyorlar ki ben sanki adam şimdi enflasyon kadar zam yapacağım dese, %60 zam yapacağım dese, 70 zam yapacağım dese, ben sanki maaşımı o kadar zam aldım mı ki ve bu, bu kirayı ödeyebileyim. Sen maaşını o kadar zam almadın ama o yemeği yemeği biliyorsun. O gidip diyebiliyor musun o kasaba, şeye, manava? Ben maaşıma bu kadar zam almadım, sen bunun fiyatına bu kadar zam yapamazsın. Diyebiliyor musun? Ben maaşıma bu kadar zam almadım, bu otobüsün fiyatı bu, bu kadar artamaz diyebiliyor musun? Ben maaşıma bu kadar zam almadım, şunun fiyatı bu kadar artmasın diyebiliyor musun? Yani ne hakkın var şimdi gelip bunu e, ev sahibinden böyle diyebiliyorsun? Neyse yani buradaki olay biz bu sorunu çözmeyeceğiz demek. Ev sahipleri suçludur demek burada. E, biz bu sorunu çözmeyeceğiz arkadaş demek. Çözmeyeceğiz demek de o zaman e, bu kiraları da, %25 artışında devam edeceğiz demek. Yani 2 sene değil 3 sene de olabilir 4 sene de olabilir. O zaman ev sahipleri de kiracıyı çıkarttığı zaman yeni kiracı geldiğinde baştan bindiriyor fiyat. O zaman diyorsun ki bir dakika 50 bin liraya kira olur mu? Kim 50 bin lira kazanacak kirayı ödeyecek? Adam da diyor ki ben bugün bunu 25'e verirsem seneye 25, %25 arttır, arttırabilirsin diyecekler. Ama belki seneye %100 olacak enflasyon ne belli. Hep bu adamlar düşük tahmin ediyorlar. Şu anda bile ben bu 60'a inanmıyorum. Kafadan ben buna 50 yaptım diyor adam. Doğru bir şey mi? Eğer böyle bir limit koyuyorsanız 25 diye doğru bir şey. O da kendini korumak zorunda. O zaman bu işin içinden çıkılamıyor. Ev sahipleri aç gözlü oldu bilmem ne demek problemi çözmüyor, çözmeyecekler. Dolayısıyla Türkiye'de yatırım amaçlı konut alımı önermiyoruz. Yurt dışında öneriyoruz. Yurt dışında da bu işlerin çok yapıldığı bir standartı olan bir yerde öneriyorum. Mesela Dubai'de. Dubai'de aldığınız zaman oradaki bir e, emlakçı bir şirketle bu, buradan alım yapabiliyorsunuz. Ve de genellikle de orada e, X bir şahıstan değil o şeyi yapmış olan inşaat şirketinden alıyorsunuz. O inşaat şirketi de ondan sonra oranın işletmesini de yapıyor. Kiraya da onlar veriyor. Paranız da tıkır tıkır yatıyor. Ve oraya da sürekli olarak birileri geliyor çalışıyor birkaç yıl 3-5 yıl çalışıp gidiyorlar. Yerine yeni kiracı geliyor. O günkü raiç neyse ondan da kiraya verilebiliyor. Her şeyin hukuku var, kuralı var. Kafaya göre biz bugün 25 yaptık. Bundan sonra bu, bu, kadar işine gelirse falan gibi bir olay yok. Dirhem bazında veriliyor. Dirhem zaten doğrudan dolara endeksli. Yani dolar bazında kiraya vermiş gibi oluyorsunuz. Burada asla yapamayacağınız bir şey. Çünkü dolar bazında kira ve yapamıyorsunuz, veremiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de önermiyoruz arkadaş. Falan ülkede de olabilir ama orada böyle Dubai'deki gibi bir sistemler var mı? Böyle oturan bir hukuk falan var mı? Yok. O zaman e, başınız bir şekilde sıkıntıya girecek olursa o falan ülkeye gideceksiniz. Mahkemeyle siz uğraşacaksınız. Dubai'de bu işler daha... E, bir sisteme bağlanmış şekilde. Tabii ki orada da bir husumet bir şey olabilir. Her zaman mahkeme durumu falan olabilir ama risksiz yatırım aracı dediğiniz zaman zaten bu gayrimenkul değil. Bu gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için bir şey söylediğim. Yani Eurobond yatırımı yapmak daha iyi değil mi? Ama hisse senedi de daha iyi değil mi? Bilmem ne daim diyen insanlar için değil. Türkiye'de mi gayrimenkul alayım, yurt dışında mı gayrimenkul alayım diyenler için. Yoksa hiç gayrimenkul yatırım yapmak istemeyenler için değil. Burada da sizin TL bazında yatırım yapmanız isteniyor. Yani mevduat, para piyasası fonu ya da işte tahvil almanız isteniyor. İstenilen şey o. Dövize gitmeniz istenmiyor. Şu anda ucuz olan şey ne? Bunun da döviz olduğunu biliyoruz değil mi? Bu bir. İkincisi borsaya bakalım. Borsa ucuz mu? Pek öyle ucuz değil borsa. 300 dolara kadar geldi. Oradan da 275 dolara şu anda inmiş durumda. Şimdi oradaki hikaye de şu. Mevcut gidişattan memnunlar. Neden? Çünkü insanlar çok sayıda insan borsaya ilgi duyuyor. Ve bu ilgi de halka arzlara geliyor. Halka arıza girmek için de böyle milyonlarca insan talep gönderiyor. Halka arzdan 300-500 liralık, 3000-5000 bin, bin liralık ne alabilirsem alayım diye şey yapıyor. Bu çok güzel bir şey onların kafasında. Çünkü tavan, taban, tabana yayıyorsunuz. Tabandaki birkaç kişiden daha ziyade o insanları buraya yönlendiriyorsunuz. ve işte sürekli de halka arzlar para kazandırıyor deyip geliyorlar. Ama endeksi yukarı götürecek olan hisselere gelmiyor o insanlar. Şimdi o insanların bir kısmı belki mevduata gidecek, gelmeyecek buraya. Bir kısmı gene halka arıza gelecek. Yani gelecek olan para e, endeksi götürecek olan hisselere gelecek gibi durmuyor. Buradaki e, bu ama biraz da düşecek olursa e, zaten bir şekilde. Birileri geliyor alıyor zaten bireysel emeklilik sisteminden buraya sürekli olarak aktarılan bir paralar da var yani çok da fazla düşsün istenmiyor ama çıkmazsa da sorun yok gözüyle bakılıyor yani burada yabancı gelmedikten sonra da o 300 doların üzerinde bir şey olmasını beklemiyorum elbette yükselişler aralarda olabiliyor. Ve onları da e, satış fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Sizin de öyle yapmanız faydalı olur. Satış fırsatı olarak değerlendirmeniz şu anda düşecek demiyoruz. Yükselişler, satış fırsatı diyoruz. Tekrar altını çizmiş olan TL yatırım yapmanız isteniyor. Özellikle de e, anladığım kadarıyla altın yatırımı yapmanız istenmiyor. Çünkü Mehmet Şimşek de konuşurken altın hariç konuşuyor. Niye altın ithal edilmiyor mu? Tamam Türkiye'de de çıkıyor bir miktar ama altın ithal edilmiyor mu? Bu altın sertifikası işleri falan da altın ithal edilmesin diye aslında çıkartılmış şeyler. Dolayısıyla bakın burada uzun oyuna odaklanmak lazım. Uzun oyun ne demek? Yani kısa vadede e, bu şekilde isteniyorsa hükümet tarafından evet TL Mevduatta, TL, para piyasası fonunda vesaire bir paralar kazanabilirsiniz. Kısa oyunda kazanabilirsiniz. Ama TL giderek pahalı hale geliyor. Getirmek isteniliyor. İstedikleri bu. Doları da giderek daha ucuza getiriyorlar. Şimdi Warren Buffett der ki bir şeyi ucuzken alırsam kazanırsın arkadaş. Ne ucuzsa onu alacaksın. Hisselerin fiyatı düştüğü zaman ben sevinirim diyor. Çünkü daha ucuza alabilirim. O zaman uzun oyuna odaklanıyorsak döviz cinsi yatırım yapmalıyız. Bu döviz cinsi yatırımda da şu anda zaten ben yani bir iki aydır söylediğim Kasım ayında yükseliş başlayacak altın alın 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 altın almalısınız bir kere. Ve bu altını da alırken bankadan gram altın alın diyorum ve de isterseniz fiziki olarak da alın. Bir yerden sonra hiperenflasyon durumu olursa fiziki almak gerekir. Ama şu anda hiperenflasyon olayı yok. Biz Arjantin'in birkaç sene önceki hali gibiyiz öyle. Diyelim de daha anlaşılsın. Altın alın. Altın çıkacak. Sadece dolar alırsanız uzun oyun için alacaksınız. O zaman döviz cinsi bir takım serbest fonlara bakın. Yani dövizle alınabilen e, nitelikli yatırımcı için olan serbest bonlara bakın. Nitelikli yatırımcı değilseniz size bir miktarda olsa bir getiri sağlayabilecek olan e, çok kısa vadeli Eurobondlara bakın. Bankada satılıyor Eurobond. Bank. Kısa vadeli bir yıl ve daha düşük vadeli Eurobondlara bakın. Uzun vadelilere bakmayın. Çünkü CDS çok düşük Defalarca anlattım, bir bir daha anlatayım. CDS'in ileride artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla şimdiden düşük faizde alıp vade sonuna kadar tutmak zorundasınız. E, buna razısınız demektir bu faize. Vade sonuna kadar tutmazsınız, ileride CDS yükseldiğinde zarar edersiniz. Vade sonuna kadar tutacağım diye bugün daha düşük bir faizden razı oldunuz. Bunu tavsiye etmiyoruz. İleride CDS yükseleceği için kısa vadede kalın. CDS yükseldiği zaman o zaman uzun vadede alın alabilecek paranız olsun diyoruz yok ben bu kadar getiriye razıyım ben gene de alacağım diyen adam buyursun gitsin alsın benimle de tartışmasın bana hikaye anlatmasın yani Bunu her defasında pazarlığını yapıyor insanı altını fondur altın sertifikasıdır vesairedir gibi şekillerde alımını önermiyoruz onu da Sertifikayı neden önermediğimi defalarca anlattım. Videosu var. Fonda bugün yok belki bunun şeysi, stopajı ama ileride olabilir, olacaktır bu gidişte. Ve de e, bunun yönetim ücreti var. E, niye ödeyeceksiniz bunu? Ek olarak da ben bir altına yatırım yapacağım zaman diyelim ki ben 500 bin liralık altın almayı düşünüyorum. 500 bin liralık altın alacağım zaman gider 500 bin liralık gram altın alırım. 500 bin liralık gram altın alacağım zaman ben gidip bunun işte efendim 480 bin lirasıyla gram altın alayım. Ya 450 bin lirasıyla gram altın alayım. 50 bin lirasıyla da işte repo yapayım der miyim? ama altın fonları %100 bu şekilde altına yatırım yapmıyor. bir kısmında bizim repo benchmarkımız falan diyebiliyorlar yani. O yüzden önermiyorum. Gram altın olarak alın. Ben illaki gene de fon alarak alacağım ama bilmem ne değil mi diyen de lütfen gitsin, alsın, bana da sormasın. Biz burada fikir veriyoruz. Yani birçok insan pazarlık peşinde böyle benimle. Pazarlık etmeyiniz. Ve işinize gelmiyorsa dinlemezsiniz. Bu şekilde yani. Dolayısıyla altın alınabilir. Ve de halen Amerikan borsasına fonlarla yatırım yapılabilir. Ya da işte bir yurt dışı işlem yapmanıza müsaade eden, imkan tanıyan bir aracı kurumla yapabilirsiniz. Benim çalıştığım kurum info, onundan da yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız başka kurum tavsiyesi veremiyorum. Onu siz bilirsiniz. Şimdi uzun oyun şu demek. Ucuz olan şeyi alacağız, sabırla bekleyeceğiz. Bu artık Türkiye'de gayrimenkul değil. Bu artık Türkiye'de borsa değil. Ucuzlarsa öneririm. Altın ucuz... Amerikan borsası ucuz, dolar ucuz ama kısa vadede dolar daha ucuz diyebilir. Öyle. Altın da ama kısa vadede biraz daha artabilir böyle bir ortamda. O zaman belki kısa vade için dolar almak yerine altın almak daha iyi. Ha bir yerden sonra altından tekrar dolara geçebilirsiniz. Ama şu anda bu şekilde yani. TL'ye ben güveniyorum. Kısa vadede TL'de kalacağım ondan sonra bu yatırımları yapacağım derseniz o bir risk. Çünkü yurt dışında da e, bu fırsat penceresi kapanıyor dedim artık sonlarına gelmiş bulunuyoruz birçok şeyde altında değil belki sonlarına gelmiş bulunuyoruz. O zaman o fırsatta olmayabiliyor. Dolayısıyla o zaman altını bozup Amerikan piyasasına mı gireyim? Amerikan piyasasını bozup gümüşe mi gireyim? İşte e, kur korumalı mevduattan, dolar mevduattan çıkıp kur korumalı altına mı gireyim? Yoksa altın fonu mu alayım falan diye. Böyle kafayı yersiniz yani. Bak bu baştan ucuz olan şeylerin nerede fırsat olduğunu söylüyoruz. Ama kısa oyunda TL daha değerlenecek. Dolar daha e, geride kalacak enflasyona göre. Kısa oyun bunu gösteriyor. Hükümetin istediği şey bu. Ama uzun oyunda hükümet başarısız olacak. Çünkü e, asıl yapması gereken şey tasarruf, bütçe tarafında. Asıl yapması gereken şey dövizi serbest bırakmak. Ondan sonra da e, TÜİK'in doğru bir, e, herkesin içine sinen bir enflasyon açıklaması. Ve o enflasyona göre, mevcut enflasyona göre üzerinde bir Merkez Bankası'nın faiz vermesi. Neden mevcut enflasyona göre? Çünkü gelecekte şu kadar olacak dediği zaman itibar edip inek gidip bozmaz dolar. Bu şekilde yaparsa yani tasarruf ederse dövizi serbest bırakırsa e, enflasyonu herkesin içine sinecek şekilde ya da çoğunluğun içine sinecek şekilde açıklarsa enflasyonun üzerinde de faiz verirse o zaman e, burası yatırım yapılabilir bir yer haline gelir. Bunu da yapmayacaklar. O yüzden de başarısız olacaklar başarısız olacaklarsa da uzun vadede para kaybetmemeniz için bu şekilde davranmanız gerektiğini düşünüyorum. Uzun oldu ama umarım faydası olmuştur. Bugünlük de bu kadar.